Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle asit ve bazlarla çalışırken dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsedeceğiz. Asit ve bazlar bizim günlük hayatta çok karşılaştığımız maddeler oldukları için kimyasallar oldukları için temel olarak en yaygın olarak karşılaşabileceğimiz problemler nelerdir ve bu problemlere karşı hangi önlemleri almamız gerekir bunları öğreneceksiniz. Evet asit ve bazlarla çalışırken nelere dikkat edeceğiz? Bir kere Gördüğünüz birçok şey oldu konuların içerisinde. Derişik ve asit, derişik asit ve bazlar gözlere, deriye, vücut dokularına karşı son derece zararlı maddeler. Bu maddelerin aşındırma ve toksik özelliği, yani zehirli özelliği var. O nedenle çalışırken sağlık ve güvenlik önlemlerine dikkat etmek gerekiyor ve en temelde bu maddelerle çalışırken koruyucu gözlük, önlük, eldiven kullanılması. Kapalı ayakkabıların tercih edilmesi gerekiyor. Yani çıplak vücudunuzun herhangi bir yerine değmeyecek önlemleri almamız gerekiyor. Oldu da bir kaza oldu. Vücudunuzun herhangi bir noktasına asit ya da baz gibi kimyasallardan biri döküldü. Burada ilk yapacağınız şey bol su ile 15-20 dakika yıkamak olmalı ama eğer tıbbi yardım gerekiyorsa en yakın yardım kuruluşuna başvurmak gerekir. Bir başka nokta Asit ve bazların aşındırma ve zehirli özelliği olduğuna göre, bu maddelerle çalışırken ortamın e, havadar olması, ortamın havalandırılması önemlidir. Buharları da asla solunmamalıdır. Yani sadece vücudunuza değmemesi e, gerekmiyor, bir de buharında solumamak gerekiyor. Önce asitlerle çalışırken nelere dikkat etmek lazım bundan bahsedelim. İlk olarak Asitler suda çözünürken ısı açığa çıkar. Yani asitlerin suda çözülmesi egzotermiktir. Bu nedenle asit çözeltileri hazırlanırken asit üzerine su değil su üzerine asit ilave edilmelidir diyor. Ben bunu şöyle açıklayayım size. Örneğin evde zeytinyağı kızartma yapılırken düşünün. Oradaki ayçiçek yağı önce bir ısıtılır. Sıcaklığı suyun kaynama sıcaklığının üzerine çıkar. İçine su damladığını düşünün. Ne oluyor? Oraya damlayan su e, sıcaklık çok yüksek olduğu için kaynıyor ve direkt buhar haline geçiyor. E buharlaştığı için damladığı o ayçiçek yağının içinden buhar olarak dışarı çıkmaya çalışıyor. Dışarı çıkarken de yağı sıçratıyor ve üzerine gelirse üzerinize gelirse de yanıyorsunuz. Oradaki durum suyun aslında e, kızgın yağın içerisinde buhar haline geçip dışarı çıkarken de yağı sıçratması. Şimdi aynı nokta burada da var. Eğer Elinizde bir asit varsa ve bunun bir çözeltisini hazırlamak istiyorsanız ve içine su eklerseniz yani asitin üzerine su eklenirse burada olayın ekzotermik olduğunu söyledik ya bu sırada ısı açığa çıkar ve çıkan bu ısı öyle yüksek sıcaklıklara gelebilir ki suyu buhar haline getirebilir aynı yağın içine düştüğü gibi. E, buhar haline gelirse ne olacaktır? Bu sefer dışarı sıçrayacaktır. Buhar dışarı çıkacaktır. Bu esnada asiti de etrafa asitin de etrafa saçılmasına neden olabilir ve bu asit üzerinize gelebilir. E, yakıcı, tahriş edici özelliği var. Size zarar verir. O nedenle asit çözeltileri hazırlanırken şöyle bir şey yapılır. Su alınır suyun üzerine asit yavaş yavaş eklenir. Şimdi burada gene evet ısı açığa çıkacak asit çözülürken eklenir. Ama bu çıkan ısı suyun sıcaklığını artıracak. Yani öyle asitin dışarı sıçramasına sebep olmayacak. O nedenle asit çözeltileri hazırlanırken asit üzerine su ilave etmiyoruz. Su kaynar dışarı sıçrar. Suyun üzerine yavaş yavaş asit ekliyoruz ve çözeltimizi böyle hazırlıyoruz. Bakın şu resimde de görebilirsiniz. E suyun üzerine asit eklendiğinde bile sıcaklıktan dolayı buharlaşma var ama yavaş yavaş eklediğimizde bu asit dışarıya ya da üzerimize sıçramıyor. İkinci bir özelliği asitlerin ve çalışırken dikkat etmemiz gereken nokta. 3 tane asitimiz var bizim. Sülfürik asit fosforik asit ve asetik asit. Bunların nem çekme özellikleri vardır. Bu üç asiti formüllerini ve nem çekme özelliği olduğunu bilmelisiniz. Ve nem çekme özelliği olduğu için bu asitler ciltle temas ettiğinde ciltteki suyu çekiyor ve asit yanığındaki doku hasarına ve doku kaybına neden oluyor. Yani diyeceksiniz ki sülfürik asit, Fosforik asit ve asetik asitin nem çekme özelliği var. Ciltle temas ettiğinde ciltteki suyu çekip e, asit yanığına neden oluyor. Zaten bu yüzden eldiven kullanmak önemlidir. Üç asiti ve nem çekme özelliği olduğunu bilmelisiniz. Bir başka nokta. Asitler metallerle tepkime verdikleri için genellikle cam ya da plastik kaplarda saklanıyorlar. Zaten daha öncesinde metal asit tepkimelerinden bahsetmiştik. Aktif metaller tüm asitlerle tepkime veriyordu. Hidrojen gazı açığa çıkıyordu. Dolayısıyla aktif bir metalden yapılmış kapta herhangi bir asiti saklayamazsınız. Bakır, civa ve gümüş bunlar tamam. HCl ile tepkime vermiyordu. Oldu da bunun içinde sakladınız. Ama hno çözeltisiyle ya da H2SO4 ile tepkime veriyorlardı. O nedenle bu metallerden yapılmış kapta bu iki asitin çözeltisini saklayamazsınız. Tabi biz genel olarak metaller asitlerle tepkime verdikleri için e, metal kaplarda saklanmazlar. Cam ya da plastik kaplarda saklanırlar diyoruz. Bakınız şu fotoğrafta da göreceksiniz plastik kaplar içerisinde saklanıyorlar. Şimdi gelelim özel bir asite hidrojen flörüre. Az önce dedik ki e, metaller asitlerle tepkime verdikleri için genellikle cam ya da plastik kaplarda saklanırlar. Oysa ki hidrojen plorürün şöyle bir özelliği var. Zayıf bir asit olmasına rağmen camı aşındıran bir asit yani camla tepkime veriyor. Hatta hidrojen plorür cam işlemede kullanılan maddedir. Cam işlemede kullanılır. Kristal bardaklar ya da kristal süs eşyaları görmüşsünüzdür üstü desenli desenli ya da şurada gördüğünüz gibi işte bir fil yapılmış. Bu işlemlerde kullanılan madde hidrojen flörürdür. E, camı aşındırdığı için plastik ve cam kaplarda saklıyorduk diğerini bunu cam kapta da saklayamıyoruz. Hatta kirli topraktan yapılan porselenlerin dış kısmında bir sır vardır. Bu da bir tür cam olduğu için porselen kaplarda da saklanamıyor. Ve e, metallerle tepkime verdiği için metal kaplarda da saklanamıyor. Hidrojen florür bu nedenle plastik kaplarda saklanabilen bir asittir. Ama burada en önemli nokta hidrojen florürün camla ya da porselenle tepkime verebilen bir asit olduğunu bilmenizdir. Gelelim bazlarla çalışırken dikkat edeceğimiz noktalara. Kireç ve kostik kuvvetli bazlardır. Kostik dediğimizde sud kostik, potas kostik biliyorsunuz bazik maddeyi tanımlıyor ve kuvvetli bazlar yağı ve saç telini çözebiliyorlar. Yani organik maddeleri parçalayıcı özelliği var. Hatta bu nedenle e, kostik tıkalı lavaboları açmak için lavabo aç lavabo açıcılarda kullanılıyor. Lavabo açıcılarının yapısında sodyum hidroksit vardır. Bu organik maddeleri parçalayıcı bir maddedir. Ancak bu maddenin yani lavabo açıcıların evde kullanılması da oldukça tehlikeli. Neden? Çünkü su ve diğer kimyasallarla hızlıca tepkime verirler. Etrafa sıçrama olasılıkları çok yüksektir. Çok dikkatli kullanılmaları gerekir. Ciltle teması halinde e, organik maddelerle tepkime verip organik maddeleri parçalama özelliği olduğu için cildi tahriş eder. Bu çok basit. E, yumuşak bir anlatım olmuş. Çok ağır hasarlar verebilir. Buharı solunduğunda toksik etki yapabilir. Ve gider borularını temizlediği halde aşırı kullanımı borulara da zarar verebilir. Evimizde kullandığımız en e, zarar verici kimyasaldır aslında lavabo açıcılar ve çok dikkatli kullanmak gerekir. Burada son bir şey daha ekleyeceğiz. Çamaşır suyu ve tuz ruhu. Şimdi arkadaşlar asit ve bazlar temizlik ve hijyen amaçlı kullanılan birçok maddenin yapısında var. Ve bunlar birbirleriyle tepkime verebiliyorlar. O nedenle evde kullandığımız temizlik ve hijyen amaçlı olarak kullandığımız kimyasalların birbiriyle karıştırılmaması gerekiyor zaten. Ama bunların en önemlileri çamaşır suyu ve tuz ruhudur. Karıştırılmaması gereken en önemli kimyasallar. Ha, diğerlerini de karıştırmayın hiçbir şekilde ama. Çamaşır suyu artıcı olarak yani beyazlatıcı olarak evlerde kullanılan bir kimyasal ve formülü sodyum hipoklorit yani NaClO'dur. Tuz ruhu da yine evlerde temizlik amacıyla kullanılan bir maddedir ve bunun da formülü hidrojen klorürdür. Peki ne oluyor karıştırılınca? Gelin bakalım. Şimdi çamaşır suyunun formülünün sodyum hipoklorit yani NaClO olduğunu söyledik. Tuz ruhu da HCl. Bunların ikisi karıştırıldığında arkadaşlar zehirli klor gazı açığa çıkıyor. Çok zehirli bir maddedir. Ne oluyor? Tepkimelerin ne olduğunu bilmenize gerek yok ama tepkime denklemlerinde çamaşır suyunu suda çözdüğümüzde hidrojen hipoklorit çıkıyor. Bu çıkan madde tuz ruhu ile birleşiyor ve bu tepkimenin en sonunda da çok zehirli, çok toksik bir madde olan klor gazı açığa çıkıyor. Hele de ortam küçük ve havalandırılmamışsa bu klor gazının solunması ölümlere kadar gidebilir lütfen ailelerinize bunu söyleyiniz büyüklerinize karıştırmasınlar hatta e, internet üzerinden araştırma yaparsanız bununla ilgili haberlere de ulaşırsınız ölümle sonuçlanan haberlere sonuçta diyeceğimiz son bir şey var evsel kimyasalların Asit ve bazların üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat edilmesi çok mühim. Kullanım talimatlarına uyulması çok önemli. Yeterli güvenlik önlemlerinin alınması önemli ve maddelerin birbirine karıştırılmaması da oldukça önemli. Bu videoda da sizlerle asit ve bazlarla çalışırken alınması gereken önlemlerden bahsettik. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.